Alişan'a belden aşağı vurmasını anlamıyorum. Ama sorun şu, dinime küfreden bari Müslüman olsa. Sanatçının rekabet nedeniyle düşman biriktirmesiyle alakalı bir şey. İki kişi arasındaki bir ilişkinin ne zaman başladığı sorgulanmalı mı? Nihat Doğan'ın magazin programında yorumculuk yapıyor diye açıkçası Alişan'a belden aşağı vurmasını anlamıyorum. Gelelim o habere. Evet, çok da hararetliydi. Alişan ve bu oyuncu eşi Buse Varol'la ilgili son günlerde ayrılacakları, yok doğru mu değil mi haberleri çok çıktı. Yalanladı tabii iki tarafta. Bununla ilgili çok gündeme gelmişlerdi. Bu iddialar üzerine Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı Alişan. Ayrılık iddialarını yine yalanladı. Programda Arto'nun Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin sorusu üzerine işte burada patladı olay sosyal medyada da. Alişan bu şeyi bugüne kadar, Buse'yi diyor, bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim. Bu sözler sosyal medyada, ünlülerde ikiye böldü. Birçok konuşmalar oldu. Yadırgayanlar, aynı fikirde olanlar vesaire. Bir tepki de Nihat Doğan'dan geldi. Alişan ne zaman evlendi diyor. Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum. Alişan'ın imam nikahını düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Buse buna sessiz kalırsa Buse'yi de kınıyorum dedi Nihat Doğan. Diyanet İşleri Bakanlığı'na İzzet Yıldızhan'ı, yardımcılığına da Alişan'ı atıyorum. Olsun bitsin dedi. Nihat Doğan hayatına girecek kadının da oyuncu olursa öpüşmesine izin veriyorum gibi sözleri var. Böyle de bir tepki Nihat Doğan'dan hem Alişan'a hem de dolaylı olarak İzzet Yıldızhan'a geldi Ali abi. Buse Varol'la Alişan ayrılmıyorlar ama o sözler çok da sosyal medyada tepki gördü. İkiye böldü de diyebiliriz. Yani kabul edenler, Alişan'ı tutanlar, hak verenler ama bir taraftan da eleştirenler oldu. Şimdi tabii devreye Nihat Doğan girince de biraz daha karıştı ortalık. Alaki değerler üzerinden temel prensiplerini ortaya koyar da açıklama yaparsan birileri de senin bu konudaki zaaflarını bulup ortaya çıkarır. Nedir bu? Sen diyorsun ki benden önce bir öpüşme sahnesi olsaydı bir dizide evlenmezdim. Yani kişinin seçeceği eşi ve kriterlerini belirleme hakkı var mı? Böyle bir özgürlüğü var. Ama bunu olmazsa olmaz kural görüp açıkladığın zaman, yani yüksek ahlak sahibi olduğunu açıkladığın zaman, o zaman Nihat Doğan da şeytanın avukatlığına soyunur der ki ya hocam sen evlendikten 7 ay sonra çocuğun oldu. Hani öncesinde imam nikahı yaptığınızda halvetleştiniz gibi bir durumda yok. Nikahtan, resmi nikahtan bir gün önce Nihat Doğan, Nihat Hatipoğlu imam nikahınızı kıydı. O zaman aranızda resmi bir ilişki, yani imam nikahı ya da resmi nikah olmadan bu çocuğunuzun tohumları atıldı diye seni sordular. Ahlaki bir durum mudur bu? Ya kişi, iki kişi arasındaki bir ilişkinin ne zaman başladığı, hangi tarihte birlikte oldukları sorgulanmalı mı? Eğer bence sorgulanmamalı. Kimseyi çok kötü duruma düşüyor Ali abi. Bu söylemler... Kimseyi ilgilendirmez bu. Ama sen çıkar da dersen ki ben sıfır kilometre bakire ya da hiç öpüşmemiş bir kadınla olduğu için evlendim dersen karşı tarafta, yani herkesi şey olarak görmeyeceksin, şeytanın avukatları da var, çıkar bu açıklamayı yapar. Ama sorun şu, dinime küfreden bari Müslüman olsa. Hatta devam ediyor Nihat Doğan sözüne, kumar oynarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız, yalarsınız, yutarsınız. İş popülizme gelince diyor, karıma onu yaptırmam, bunu yaptırmam dersiniz diyor Nihat Doğan, devam ediyor sözlerini. Alişan'ın kumar tutkusu olduğunu bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Nihat Doğan söylediğine göre bir bildiği vardır.
onu mu kastediyor, başkasını mı kastediyor bilmiyorum. Ama ben hep söylüyorum, şov dünyasında sunulanla gerçek arasında siyah beyaz bir farklar vardır her zaman için. Buse Varol da çıktı. Alişan'ın bu öpüşme konusundaki beyanına destek veren bir açıklama yaptı. Sonuç itibariyle baktığın zaman toplumsal değerler, ahlaki değerler açısından kim daha ahlakçı, onun üzerinden puan vermeye kalktığı zaman Türk halkı herkese de bir puan veriyordur. Evet, ama yani çok da artık seviye biraz daha bu sosyal medyada mı bilmiyorum, daha da bir altlara doğru gidiyor. Fazla bir bel altı vurulmalar oluyor Ali abi ya, karşılıklı baktığın zaman. Değerle alakası yok bunun. Bu sanatçının rekabet nedeniyle düşman biriktirmesiyle alakalı bir şey. Seveninden çok nefret edeni olmasından kaynaklanıyor. Eskiden de bu kadar böyle miydi yani? Bu kadar bel altı oluyor muydu? Ya baktığın zaman magazin dünyasına, geçmişten bugüne daha bir şey mi oldu? Artık daha nefret, daha bir düşmanlık. Yani bir seviye vardı sanıyorum. Yani geçmiş magazinde sen daha iyi biliyorsun diye soruyorum ama. Ya geçmişte bu kadar yani şimdi kalkıp program olmadığı için her şey ortaya dökülmüyordu. Şimdi daha çok magazin programı var. Onun için her şey ortaya dökülüyor. Dünkü ahlaki değerlerle bugünkü ahlaki değerler arasında hiçbir fark yok ama icraatlar arasında farklılaşma ve yozlaşma söz konusu olabilir. Yani elma ile armutu mukayese etmek gibi olur. Eskiler çok daha ahlaklıydı. Şimdikiler ahlaksız diyebilmemiz için bu konuda yapılmış sosyolojik çalışmalar olması lazım. Evet. Yaşar İpek'in Ebru Gündeş'le olan yazışmalarını Seren Serengil'e söylemiştim diyen Seyhan Soylu mahkemede hangi açıklamayı yaptı? Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesi ne karar verdi? Hakan Altun'la aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan hangi itiraf dolu açıklamayı yaptı? Burcu Kıratlı'yla müzisyen eşi Sinan Akçıl arasında neler oluyor? Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı açıklamasını yapan Alişan'a eşi nasıl cevap verdi? Ve Nihat Doğan konuya ilişkin Alişan'a neler söyledi? Levent Üzümcü şehir tiyatrolarına uydurulmuş bir kadroyla döndüm derken neyi kastetti? Lerzan Mutlu Demet Akalın'a hangi konuda neden tepki gösterdi? Hepsi ve daha fazlası Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 13 Ocak Perşembe saat 12'de Magazin Noteri YouTube kanalında Magazin Noteri'ni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.